Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Ersin Düzen'den bir söz alabilir miyim? Sonra buyurun. Ben de sıradayım, alacağım mutlaka. Şimdi bu Ersin, ya bu çok güzel oldu. Şimdi senin tweet'in aslında hoca sana bir şey borçlu yani. Rıdvan Hoca ile sen hocayı kurtardınız. Ama bunlar çok eski taktikler. Fatih Terim taktikleri. Fatih Terim'in yanında da Hande vardı eskiden. Kulakları çınlasın. Hocam bak işte tweet'te işte Ahmet böyle demiş. Mehmet böyle demiş. Böyle yapardı şimdi, tamam. Şimdi belli ki aynı taktikleri artık yanınızdaki kimse, hangi arkadaşımızsa o yapmış. Şimdi istifa ediyorum. İstifa ediyorum. Bu takımın yolu açıktır. Oyuncularımıza sahip çıkın. Ben yapamadım, beceremedim. İstifa ediyorum dememek için şeytani düzen diyorsun. Şimdi benim soyadım Düzen de değil. Tamam mı? Şeytan Rıdvan lakabı da çok ayıp bir lakap. Yani artık bunları bırakın. Yani orta 2'den 2C sınıfından Şenol arkadaşımız falan işleri bırakın abi, bu seviyeleri. Yani burada artık kalem, söyleyeceğiniz kalem. Zaten dikkat et, yalnız bu akıyor ha. Burada artık söyleyeceğiniz şey şu. Yani istifa edeceğiz. İstifa ediyorum. Ben bırakıyorum demeniz lazımdı. Bu Ersin Düzen'in attığı işte tweet'i veya Rıdvan hocanın televizyonda söylediği yorumları falan kullanarak tazminat peşinde koşuyoruz imajınızı maalesef pekiştirdiniz. Yani sırf tazminatla kovulabilmek için, görevden alınabilmek için istifa etmiyorsunuz. Ben de bunu düşünüyorum. Hiç kusura bakmayın. Yani şimdi, tazminat peşinde olduğunu şey düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim ya. Dünyada duyduğum en saçma şeylerden bir tanesi. Bunlar da sizin bahaneleriniz. Bak, buyur kardeşim. Nüfusumuz kaç hocam? En son gelenlerle. 83. Sadece Türkiye Cumhuriyeti falan için sormuyorum. Kaçtır? 90 milyon falan vardı değil mi? Vardır. Yani 83 güzel. Milyon en son. Yani bu 83 milyon eksi 2 öyle mi? Hani evet, iki kişi var yorumcu. Ulan saçma bir şey olabilir mi? Şeytani düzen ne demek abi? Black Sabbath şarkısı mı hocam? Ben şeytani düzeni sayayım mı? Şeytani düzeni şu. Önde Memphis Depay. Bergwijn. Bergui sağdan Dumfries bindiriyor. Evet. Tamam mı? Klaassen de final bunda basıyor. Şeytani düzen bu yani. Senin hatan. Hoca önde bastılar ya. Aldılar ya 55 tane gol attılar. Düzenin hatası. Mesela İtalya'yı da sayabiliriz aynı şekilde. Chiesa'lar onlar bunlar işte Barella'lar falan cirit atıyor. Konu güzel. Ben bir tamam. Şeytani düzen bunlar ya. Buna karşı cevap vermeniz gereken Dumfries'i nasıl tutalım? Bak kalemi aldım. Depay'ına çay da vereyim. Bu kadar abi. Bak ben sana paslayacağım. Aynı konu. Hayır özür dilerim. Hayır. Çok güzeldi. Bak maç biter bitmez bunları mı düşünüyor hoca? Bunları mı bakıyor? Ya evet abi evet bak. Mesela maç sırasında Türk antrenörleri bunu iyi söylüyorum arkadaşlar. Türk antrenörleri 4-0'da falan planlıyorlar. Ne söylersem yırtarım mı o mu yani? 4-0'da planlıyorlar. Bak seyirciye bakayım. Maçı erken terk edeyim. Bitmeden terk edeyim. Bak. Tamam mı? Şeyciler var. Şucular hocam bak. Gördün mü? Hocam bak. İşte Ahmet böyle demiş. Tamam şimdi. Bunları planlıyorsunuz. Ulan tazminat da gitti. O 4-0'dan sonra bunları düşünmüyorsan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Uğur'a ben atacağım pası. Ulan tazminatı nasıl yapayım? Bir şey atmam lazım. Bir şey söyleyeceğim. Hayır tazminat peşindesin. Orta Şahin Hüseyin neredeyim? Ya İtalya ile oynarken tamam İtalya güçlü. Ya ilk gün dedim ki bak İtalya şampiyonsa şaşırmam dedim. Oynamadım ben yatırım falan da yapmadım ya. Benim favorim oydu. Ben aynı şey. Üstüne para benim bizimkiler olsun ama imkansız. Galler maçında ben en çok orada sinirlendim değil mi? Ya bu Galler'i kimse izlememiş gibi ya. Ulan bir tek ben izlemişim dedim o Galler Arnavutluk maçını. Hakikaten ekipten... Kardeşim, peki Avrupa Şampiyonası'nda diğer maçları da mı izlemediniz? Mesela o Hollanda'dan kalan ne var? Dumfries'le Depay değil mi? 11'de Memphis var hani. Bu takımın öne çıkan oyuncu değil. Memphis'in attığı son Hollanda forması attığı gol sayısına bak. Barcelona falan gitmesi. Herhalde Şenol Hoca'nın yardımcına göre Memphis şeyde oynuyor. Memphis'in takım var mı Amerika'da? Hadi atıyorum şimdi Los Angeles'ta falan oynuyor. Memphis'le Los Angeles'ta oynuyordur yakın. Chicago Fire falan. Hakikaten böyle abi. Ya daha birinci dakikada olmadan altı pasla duvar pası yaptılar Klaassen'le. Hocanın maçla ilgili bir analizi falan yok. Mesela peki. Bu gol yenmez. Yok. Bu maçta ben hazırlanamamış. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Hıncal abiden niye bahsetmemiş sadece siz ikinizden bahsetmiş? Onunla da ben üzüldüm. Çünkü Hıncal abi hakkı yemiş. Bence Hıncal abi en istikrarlı. Hıncal abiden biri koymayan bir Hıncal abi demen lazım. En istikrarlı yani doğru iliştiren. Hınç alacak düzenli şeytani düzeni falan gibi bir şey söylemen lazımdı yani. Orada bir eksiğim var. Hıncal abi. Yani sen iletişimcine söyle hocam. Şöyle demen lazımdı mesela. Hınç'la yaşayan, hani hınç almakla yaşayan şeytani düzen filan demen lazım. Bak cevabı nasıl verirsin? Hıncal abi 20 yıldır falan eleştiriyor adamı. Şimdi başarılı olursun. Ondan sonra verdiği cevap son derece doğruydu. Hıncal Uluç'a verdiği cevap. Şimdi bizi boynumuzu Hıncal Uluç'a karşı büktü hocam. Ya ikimizdeki İrlandalıların ömrü geçti be.
Kaç yılıydı o? 99 muydu neydi ya? 99 17 Kasım 1999 günü. Yani içimizdeki İranlılarım falan devri geçti. Bursa'da oynandı. 2000 Bursa değil ya. 98 Dünya Kupası eliminim. 97. Hayır. 97 falan olması lazım. 2000 Avrupa Şampiyonası'na gittim. Maça gittim diyorum. Sen bana şey gidemediğim için sonra Murat Özer hatta röportajı yaptı. 17 Kasım. Pardon okey. 17 Kasım 1999. O zaman Bursa'ya o yoldan. Ben Amir Organ'ın uçuşuyla arkadaşlar bir dinleyin bak. Bir dinleyin. Eve geldim annem de bana. Allah aşkına bir dinleyin bak. Ya birisi içimizdeki İrlandalılardan başladı bu iş, tamam mı? İçimizdeki İrlandalılar. Ya gittik biz İsviçrelileri dövdük adamları ya. Adamları dövdük. Atılıyordu şeyden bir tanesine kan işedi adam sabaha kadar ya. Sonra dedik ki sizi de tebrik ediyorum. Medyanızla birlikte çok güzel çalıştınız falan dedik abi. Ya ulan bir bırakın medyayı eleştirmeyi ya. 2002'de dünya üçüncüsü olduk. Otobüste söylenen şarkıyı biliyoruz İncal abiyle ilgili ya. Ya dünya üçüncüsü oldu. Bak hadi mağlubiyetlere bir bahane buluyorsunuz. Medyayı falan diyorsunuz da. E bu Ersin Düzen'in ilk başına gelmedi ki. Fatih Terim'e Şampiyonlar Ligi'nde niye yenildin hocam dediği zaman da aynısı oldu. Tam aslında. Yani tamam. İlla şey mi yapacağız yani? Tamam. İlla hocam ne oldu? 6 yedik ama siz çok hocam iyisiniz. Ne oldu? Biz falan. Hep kötüyüz. O zaman bir dakika dur. Sonra diğer Abdullah Avcı ya biz işte Hollanda'ya yenildik arkadaşlar. Niye bu kadar çok eleştiri? İşte oyuncunun 12 kilo yağı var bilmem nesi var. Başladın şey dizmeye tıbbi rapor okumaya oradan. İşte siz de bana böyle dediniz, şöyle yaptınız falan dedin abi. Ya bırakın bir deyin ki abi biz şunu da hata yaptık. Oyunda şöyle problem çıktı. Oyunumuzda şu hatayı yaptık ya da oyunumuzu şöyle düşündük, uygulayamadık. Rakip bizden daha iyiydi. Ya bazen rakip senden iyidir, yener seni ya bu kadar basit mi ya? Mesela biz Klaassen ismini duyduk mu ya şu ana kadar? Bunları duyalım ya. Klaassen. Bunları duyalım. Bırakın bak bunlar geçti. Depo. Ya Vitor Pereira'da falan görüyor musun abi? Duyuyor musun ya? Ya da şeyde duyuyor musun abi? Guardiola'da duyuyor musun abi yani? Bir tek Mourinho'da duyuyorsun. Bir o akıl oyunları bir onda kaldı. Başka kimse de kalmadı yani. Mesela Gravenberg oyuna girdi. Kurt Meiners oyuna girdi. Ya adam, sen niye onu çıkarıyorsun? Ya adam Türkiye'ye bak. Adam Türkiye'yle final maçına çıkıyor bak. Türkiye'yle final maçına çıkıyor. Yani yenecek ve lider olacak. O maça çıkıyor. Defansif oynatıyorsunuz diyor adam gazetecisi. Gazetecisi diyor ki defansif oynatıyorsun. Mesut Özil'in kitabını okuyun. Adam gör ki nasıl 5-3-2'li nasıl hücum olacağını göreceksiniz. Yani. Mesut Özil'in kitabını okuyun cevap, arkadaş. Mesut Özil'in kitabını okuyun. Ya Alman basını neler yapmış adamlara ya. Şey dedi hatta bak dedi ki bak somut örneğe bak. Dedi ki bak Chelsea Şampiyon Ligi şampiyon olurken de gösterdi 5-3-2 ile nasıl ofansif oynanabileceğini. Thomas Tuchel'e de teşekkür ediyorum bu açıdan. Bu maçta 5'li falan oynatmasına gerek kalmadı. Olur. Geçen maçta öyle oynatmadı. Ya abi biz şey diyeyim ya dizilişin D'sinden bahsetmiyor. Ya teknik soru artık, sorunca. Ya düzeni şeytana yok içimizdeki İrlandalı'yı yok işte medyanızla birlikte çok iyi çalıştığınızı falan bu işleri geçin abi. Allah aşkına yemiyoruz artık ya. Yani vallahi bak bu gençlere falan şu hitap etmiyorsunuz abi. Bak üzücü olan tabii o. Mesela şimdi yani sporun içerisinde medyada bizim beraber burada da program yapan, dışarıda da program yapan insanlar. Yani bu 6-1'lik yenilginin üzerinde böyle bir garip bir polemiğin oluşmasını eleştiriyorlar. Ya yani garip bir durum, bugün, garabet bir durum zaten yani, sorun o. Yani muhatap değil ya. Ben nasıl muhatap olurum ben mesela... İstifa söyle ediyorum demiyor abi. Tazminat. Bu işin tek şeyi o. Ben sana söylüyorum yani. Senin gündeme gelme. Sen değil Rıdvan abi gelecekti. Rıdvan abi konuşmasa başka bir şey söyleyecekti yani. Tazminat peşindesin. Bu kadar basit. Tanzimat ilan ediliyor ya. Burada da bir tazminat yani ilan ediliyor. Senin olayın tazminat. Olmuyor. Şenol Güneş hocam. Senin olayın tazminatmış. Bana bugün bunu kanıtladın. O kadar. Yani ortada bir şey olur. Ya bir performans üzerine bir şeyler duyalım. Ondan sonra... Ya açıp telefonla ne dersen de ne bileyim kişisel olarak dersin ki kardeşim ben senin senelerce arkadaştım. Kardeşim gördüm falan hani bir ne diyorsan de dersen ya bu işin arkadaşı falan da yok kardeşim. Çünkü subjektif bir şey anladın mı? %100 haksız olsam bile kendi haklı görebiliyor insan. Ya bu işlerin bir de arkadaşı kardeşi ama falan abi, yok ya. Olmaz böyle bir şey abi. Ben Şenol Güneş'e muhatap da değilim yani. Ben Türkiye Milli Takımı A Milli Takımı teknik direktörünün açıklamasını bekliyorum kardeşim. Ben Türkiye Milli Takımı kaptanından, Türkiye Milli Takımı futbolcusundan açıklama bekliyorum. Ben Türkiye Milli Takımı futbolcusundan ya özgüvenimiz kırılmış Avrupa Şampiyonası'nda diye bir şey duymak istemiyorum. Ya da ne bileyim ya futbolcudan trip yemek istemiyorum. Hocadan aforizma duymak istemiyorum ya. Aforizma duymak istemem girerim Twitter'ın eski haline vardı. İlk zamanlar öyleydi ya. Sadece herkes aforizma yazıyor. Twitter'a girerim takılırım abi. Zaten niye milli takım hocasını dinliyorum ki ben? Ya zaten sorunumuz bu. Herkes aforizma kasıyor. Herkes şey. Ya herkes medyacı yani. Herkesin derdi medya. Yani ben de bu arada... Kendimizi buradan alıp buraya koyuyoruz da hani bu işi bizi yapıyor diğer hani bunlar böyle yapıyor gibi demiyorum. Herkesin eleştirilecek yanı var. Herkesin eksik yönü var. Biz de belki teknik olarak yanlış şeyler söylemiş olabiliriz. Olur yani. Ben dokunulmaz da görmüyorum medyayı. Ama yani bu işin şey ya sosyal medya ya medya.
Ya bir noktada buna çıkıyor. Ya sahada top oynanıyor arkadaşlar. Bak şeytani düzen saymak. Depay, Bergui, Bergwijn, Klaassen, Wijnaldum. Beşli yönü. Dumfries de altılıyor. Bana bu altılı düzeni bir açıklasanız mesela. Frenkie de Jong da arkaya geliyor falan. Hani Van Dijk geliyor mesela. Ben şeytani düzen attım mesela. Van Dijk top sürerek 20 metre şut attı kalemize. 1 dakika sonra. Adamın stoperi ya. Diğer stoper De Vrij orta yaptı. Hollanda. Kierin de gol atıyordu. Hollanda milli takımın stoperi bize şut attı arkadaşlar. Gelip top sürüp şut attı. Öbürü ben bu düzenden biz niye çok bunları duymuyoruz oldu ya biz? Ben niye İtalya milli takımının bizi perişan ve rezil kepaze edişini ben izledim 90 dakika. Adamlar ya 3-0 olmaz mucize. Mucize. Hadi bunları geçtim. Alt seviye takımlarımız Galler'e karşı. Ya Galler'i hocasına versen desen ki lan Türkiye'de sen hazırla. Tamam mı? Bir maç oluyor. Galler'in sen hazırla. Türkiye'de sen hazırla. Galler kazansın. Ben Türkiye'yi daha kötü oynatırım emin değilim. Gerçekten emin değilim bak. Çünkü öyle bir şey ki Galler'in istediği gibi oynadık. Dayak yani dövüşe çıkmışız. Abi boks masasına çıkarsan Galler seni döver zaten. Adamların hepsi boksör. Adamın Kivmur, işte santrforu bile şey yani koysan yani tabii topa bomba muamelesi yapacak 4 tane oyuncu vardı Galler'de. Tek top tekniği olmayan oyuncu vardı. Abi stoper Meffel'miş işte hep söylüyorum. Hiç faydalanmadı. Top tekniği olan 2 oyuncu. Yani. Top tekniği olan 2 oyuncu. Ramsey, Gerrit Bale. Birisi arkaya kaçırdı. Gerrit Bale, Ramsey 2 kere denedi. Üçüncü de arkaya kaçırdı. Gol oldu. Bir de Joel Allah aşkına, şey o kadar yani. Ben bunları duymak istiyorum. Ben niye Bale mesela kornerde nasıl biz kornerden yürüyerek gelen adamdan gol yediğimizi duymak istiyorum ben. Niye ben Bale'in Ramsey'e attığı arkaya attığı topu 3. kez gol yediğimizi duymak istiyorum. Mesela sürpriz bir gol yedik dedi hoca o maçtan sonra. Hani teknik yorum bekliyoruz ya. O zaman öyle demişti. Ben bu maçta nasıl 6 kişinin yaptığı prese boğulduk, öldük. Boğdu duvar attı bizi adamlar. Boğdu duvar. Ben bunu duymak istiyorum. Niye dayak yiyoruz? Niye rezil oluyoruz? Ama gün geliyor işte o oldu, bu oldu, bunu dedi. İşte adamın sigortası TRT'den yatıyordu. Şimdi işte başka kendi yatırıyor falan. Bunlar mı? Bana ne abi? TRT'den istifa etti abi. Bana ne? Ben bir futbol sever olarak bir Türk milli takımı takip eden biri olarak ben duymak istemiyorum. Ben niye Dumfries'in bizim ceza sahasında cirit attığını duymak istiyorum. Klaassen'le Depay'ın niye böyle hani bale yapar gibi adamlar dalga geçer gibi pas yapıyorlar ceza ya, sahamızda. Yani. Abiciğim ben sana bir şey söyleyebilir miyim biliyor musun maç sonunda? Ya milli takımın soyunma odasında. Attınız pardon hemen vereceğim rahatlatmak için. Memphis maçtan sonraki açıklamasında dedi ki şunu yaptık bunu yaptık ve çok eğlendik burada dedi. Bayağı eğlendiriyoruz zaten biz bayağı. İşte eğlendik dedi ya çocuk. Bana çok mesela. Şenol Hoca'nın yeni açıklamaları varmış da onu bir ekrana getirelim daha sonra devam edeceğiz. Serdar basın toplantısından geçmesin. Bakıyorum ya. Yok Öncal abiye ayıp oldu yalnız. Öncal abinin net hakkı yendi. Tabii. Bak Öncal abinin ben yazılarını alıyordum gazetede. Bundan sonraki alacağım karar şu anda alacağım bir karar değil. Onu da alınca size açıklarım. Oyuncularım inançlarını kaybetmesinler. Bundan sonraki 4 maçı da kazanıp başarabilirler. Ha, gidiyorum diyor yani. Hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana normal tek sorumlu benim. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Yok hepinizin. Herhalde senindir. Kimin olacak? Kazandığımız zaman abartımız oluyor. 2 maç kazandık, mükemmel olduk. 1 maç kaybettik, kötü olduk. Bunu bugün için söylemiyorum. Hoca da değilse, yönetim de değilse bu kültürün yanlış olduğunu söylüyorum. Biz de hocam bunca yıl bu kültürü sizler değiştirecektiniz ama biz nasıl değiştirdik? Hayır bir dakika şimdi. İstifa etmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa kadroda radikal değişiklikler mi? Daha bir sene önceden maaş konuşmaları başladı. Türkiye'de bir düzen var. Başka biri olsa da yanlış. Alırken buradaki yalvarıyorsun. Buradaki düzen sen değilsin ama. Evet, bu sen değilsin. Aldıktan sonra... Bu direkt İngilizcesi. Evet bu düzen Allah'tan... Ama yani Fatih Terim'in maaşı mecliste konuşulurken çok iyiydi de... Yani Şenol Hoca'nın aynı maaş bu arada. Birebir aynı. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bu kadar da maaş olmaz abi. Olmaz milli zaten. Takımının teknik direktörlük maaşı çok yüksek kardeşim. Vatandaşın kalanı gelirine göre var mı, çok var mı yüksek. Başka, yani. Başka var mı? Başka var mı arkadaşlar? Şimdilik bu kadar. Buradaki biraz düzen maaş muhabbeti basın yok. Toplansınlar arkadaşlar. Buradaki düzen sen değilsin abi. Bu değilsin. Ben 2 gün önce burada program yaptım. Ben Mustafa Ilgaz abi burada program yaptık. Orada ben bu maaş konusuna değindim. Yani Süper Lig'de kazanan herhangi bir hoca 40 tane, 38 tane lig maçına çıkılıyor. Yani şey olarak. Üstüne kupa var, üstüne Avrupa var bazı takımların. Ya 50 çok tane 50, iş, 50 tane maç yükü var bu insanları. Ve bu kadar para kazanan insan yok. Senede 5 tane maça çıkan insanın zaten bu kadar para kazanmaması lazım. Bunu
Hani Fatih Terim olur, Şenol Güneş olur, Abdullah Avcı olur, Ali Ece olur, Ersin İzmir olur, fark etmez. Burada biz hiç kazanmayalım zaten. Bu kararın, yani. Bu kararın bir noktada yani verilmesi lazım. Maaş konuşulur, konuşulur hocam bu kadar maaş. Kusura bakılmasın yani. Bu kadar maaş mesela Löw de alsa konuşulur. Gary Southgate de alsa konuşulur. Başarısız olursa daha da çok konuşulur. Dünyanın her yerinde böyledir. Ben başarısız olup mesela hoca maaş konuşuluyor diyor ama mesela istifa konuşması mesela Frank de Boer turda geçmişken grubumuzda liderlik yarışına girdiğimiz takım geçmiş. Bence bayağı da kazanmış. Ben söyleyeyim yani. Ben inanılmazdı böyle çekkiye rezil kepaze olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu falan atılmasa öyle yani, de bitmezdi. Büyük yani 5 kere oynansın 4'ünde 3'ünde Hollanda tur atlar bir eşleşme. Ama Debo hoca değildi onu anladılar adamlar. Ama adamlar dedi ki hoca katkı vermiyor değiştirelim. Mesela orada tartışılabiliyor. Biz tartışamıyoruz mesela biz kendi kendimize deli gibi konuşuyoruz burada. Abi şöyle ama mesela şey de değişmiyor. Mesela oyuncunun performansı artıyor ama eskiden kalma olduğu için mesela Halil Dervişoğlu bir türlü giremiyor mesela kadroya. Mesela Halil Dervişoğlu Cebeli Tarık Maç'a kenardan girmese belki yenileceğiz. Ben Burak Yılmaz'ın bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Şimdi bak hoca diyor ki Türkiye'de bir düzen var başka biri olsa da yanlış alırken yalvarıyorsun aldıktan sonra hakaret ediyorsun işte bir iyi bir kötü diye bir ifadesi var. Burası değil de sanırım bir öncekiydi. Ya bir, yalvarıyorsun da ben onu hiç anlamadım. Kazandığımız yani. Zaman abartımız oluyor iki maç kazandık mükemmel olduk bir maç kaybettik kötü olduk. Bunu bugün için söylemiyorum hoca da değilse yönetim de değilse bu kültürün yanlış olduğunu söylüyorum diyor şimdi. Dünyanın her yerinde böyle bu. Gerçekten hocam, böyle. Ya şöyle bir durum var. 2019'da göreve geldiğinizde kamuoyunun ortak görüşü başarılı bir teknik adam olarak Beşiktaş'ta 2 sene üst üste şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kıran, önemli başarılar elde eden bir teknik adam olarak o milli takıma gelmeniz kamuoyunun ortak bir görüşüydü. Doğru mu? Kesinlikle. Genel itibariyle abi, anket yaptığınızda liyakat, yani asıl liyakatı ölçen yok kamuoyudur. Biri atama yapıldığı zaman örneğin bankanın başına. Merkez Bankası'na. Aa bu adam daha önce de şu işleri başardı. O yüzden getiriyorlar falan değil mi? Evet. Orada yani, bir liyakat sözü. Kamuoyu destekliyordu. Doğru bir tercih olarak değerlendiriyordu. Lucescu ile beraber çünkü o işin bir noktadan başka bir noktaya gitmeyeceği belliydi. Orada da yine böyle takım içerisinde bir takım sıkıntılar söz konusuydu. Şimdi 2 sene içerisinde ya biz elemelere gittiğimiz zaman da başarılı olduğumuzda hocayı mı eleştirenler oldu? Ya da parayı mı konuşanlar oldu? Futbolcuları herhangi bir şekilde yerden yere vuran mı oldu? Yine ya aynı Fransa'yı şekilde. Fransa'yı yendiğimiz maçtan sonra kim neredi mesela? Ya ben 21 tane tweet attım. O gece niye hiç söylemediniz? İyi şeyler söyleyince daha artık o kadar iyi şeyler yazdım ki. Bitti yani. Şarjı bitti telefonu. 21 bütün oyuncuları ayırmayın. Yani. Bir de maaş sanki böyle şey gibi hani ne bileyim. Asgari ücretin bir tık üstü de böyle hani sigorta adamının rızkında gözümüz var. Abi bu 3 milyon 200 bin euro bu Şenol Güneş değil. Ya, yani onu yani tam tersi olsa da bu konuşulur. Euro her yerine konuşulur abi bak. Euro olmadığını ısrarlı bir şekilde söyledi yalnız. Kendisi defalarca ya, onu da TL'dir kaçtır neyse. Bilmiyorum tabii. Ben de bilmiyorum yani nedir ne değil. Arkadaşlar ben hocanın size bir şey parasını pulunu bir dakika arkadaşlar ya bir şey anlatacağım bir şey anlatacağım. Bir dakika. Konuşuluyor abi. Bir dakika kardeşim. Ya bu İngiltere milli takım hocasına tamam mı? İngiltere milli takım hocasına İngiltere'nin en saygın gazetesi Guardian. Hani tabloid basın falan değil. Sven Goran Eriksson için. Dediler ki 3 aslanı İngiltere 3 aslandır. Bir eşeğe emanet edersen böyle olur dediler. Bak bunu manşet yaptılar. Adamın aldığı maaş en yüksek maaştı. Ve o zaman Şenol Güneş'in maaşını sordular. Biz sabah gazetesi dedik açıp sordular. Niye biliyor musunuz? Ulan herif dünya üçüncüsü senden az maaş alıyorlar. Ey Sven Goran Eriksson'a eşeği dediler. Tamam. Yıl 2002. Ha bunu sadece yabancı adam İsveçli diye yapmadılar. Kendi Sam Allardyce'a Arap kılığına girdi gazeteci. Adam gazeteci Arap kılığına girdi. Arap şeyhi kılığına girdi. Sam Allardyce'la pazarlık yaptı. Dedi ki milli takımı bırak Katar'a gel. İşte Dubai'ye gel nereyse. Sam Allardyce da kabul etti. Bunu çektiler yayınladılar ya. Adama mizansen yaptılar mizansen. Adama bildiğin oyun yaptılar. Graham Taylor'ın kafasını bizim Büşah Gencer ya Leyla Adalı'yı gönderdi Hiddink'in evine ya. Sonra fotoğrafını çektiler kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Hangi medyadan bahsediyorsunuz ya? Burada Leyla Adalı'nın kim olduğunu da anlat da genç. Ya açın Google'dan bakın. Allah seni kahretsin. ya adamın evine gönderdiler Leyla Adalı'yı ya. Ya öbürüne Arap kılığına girdi İngiliz gazeteci diyorum ya. Aç Mesut Özil'in kitabını oku. Bana milli marşı nasıl okuduğunu söyle, sana maçın nasıl biteceğini söylerim diye ırkçı başlıklar attılar ya.
Ya bir tek Türkiye'de var falan. Bak bu yalanları bırakın abi. Bu Z kuşağı hepsini biliyor. Saçmalamayın. Brezilya'da... Ya adam Almanya'yı bir kere ateşe verdiler. İngiltere yani, Almanya'yı 5-1 yendi Almanya'da. Bunu hazırlık maçında Almanya'yı 5-1 yendiler. Tamam mı? Hazırlık maçında Almanya'da Almanya'yı 5-1 yendiler. Hazırlık maçı değildi o be. Eleme maçı. Neyse 5-1 yendiler. Ya Bild gazetesi şişe yaptı. Şişe. 11 tane şişe koydu. Şişelerin başlarına da futbolcuların kellesini koydu. Evet, başka bir gazete de biliyorsun domuz koydu. Domuz kafası yaptılar ya futbolcuları. Siz neden bahsediyorsunuz abi ya? Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk.